Kripto Araya kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fenomen olan kripto para birimlerden Chiliz'i inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce söylemeliyim ki videoda söylediklerimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve al sat tavsiyesi olarak değerlendirilemez. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Evet bakalım neymiş bu Chiliz. Başlıklarına baktığımız zaman şu an Chiliz'in kendi sitesindeyiz arkadaşlar spor ve eğlence için dünyanın önde gelen blockchain fintech sağlayıcısı bunun başlığı. E, Chilis, blok zincir altyapısı üzerine kuru olan ve platforma özel para birimi olarak kullanan spor taraftar etkileşim platformunu geliştiriyor diyor. Sojias.com spor etkileşim platformunu. Kendi sitesinde şu an baktığımızda resmi ortaklarını görebiliyoruz burada. Resmi ortakların kim olduğunu gösteriyor. İndiğimiz zaman Ciliz nedir diye bir şey çıkıyor karşımıza. Baktığımız zaman Ciliz, ana akım tüketicilere yönelik, blok zinciri destekli ürünler ve hizmetler için bir para birimi seçeneği, hayranların eğlenceye katılımı, geleneksel ürünler için alternatif ödeme çözümleri ve daha fazlası gibi günlük deneyimleri yükseltmek istiyoruz diyorlar. Ciliz, spor ve eğlence kuruluşlarına, kitleleriyle etkileşim kurmalarına ve bunlardan para kazanmalarına yardımcı olmak için Blok zincir tabanı araçlar sağlar diyor arkadaşlar. Burada yeni keşfedebilecek şeyleri falan söylüyor. Yani kendi sitesinde. En alta geldiğimizde burada kendi sitelerini, sosyal medya hesaplarını vermişler. Şirket hakkında, kariyer e, incelemeleri falan buradan bakabilirsiniz. Burada da basın hakkında, aslında haklarında olan haberlere bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada 6 madde Chiliz'i incelemiştir arkadaşlar. Bize bu Chiliz'i biz de inceleyeceğiz bunlarla birlikte. Ne zaman ve kim tarafından kuruldu? 14 Şubat 2018'de piyasaya sürülmüş arkadaşlar ilk defa Alexander Dreyfus tarafından. Alexander Dreyfus ve arkadaşları tarafından ee, ilk koyun arzı 30 Haziran 2018'de son bulmuş. Chiliz'in altyapısına baktığımız zaman Ethereum ağı üzerinde oluşulan bir ERC 20 token'ı. Chills taraftar tokenlarını satın almak için kullanılabiliyor. Evet Chills kullanıcılara ne vaat ediyor? Chills, Barcelona, Juventus, Paris Saint Germain, Atletico Madrid, Roma, Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüplerle ortaklık kuran Chills'in hedefi spor ve e-spor taraftarları ile kulüpler arasındaki bağlantı kurmak. Ve taraftarların kulüp kararlarında söz hakkı olmasını sağlamak. Chiliz ile kulübün forma ve ürünlerin tasarımlarından en iyi oyuncunun kim seçileceğine ve hazırlık maçlarının yerlerine kadar pek çok konu taraftarla söz sahibi olabiliyor. E baktığımız zaman Chiliz'in madenciliği yapılabiliyor mu diye bir soru var. Bir hizmet tokenı olan Chiliz'in madenciliği yapılamıyor arkadaşlar. En düşük ve en yüksek fiyat ile toplam arzuluyor. Ee, Cheese'in buradaki toplam kaç arz olabildiği, dolaşımdaki arzını falan filan söylemişler. E, Chills'in Eylül 2020'ye kadarki süreçte en düşük fiyatı 27 Eylül 2019'da 0,0 30.543 TL iken en yüksek fiyatı 18 Ağustos 2020'de 0,168 168.255 TL olarak belirlendi diyor. E, bu sitede. Burada da reklamını falan yapmışlar. Baktığımız zaman, Chiliz sıralamada 65. sırada gösteriyor arkadaşlar. E, bu koyun market capte burada e, toplulukların hesaplarını falan bakabilirsiniz. E, Dün göre %2,95 bir düşüş sergilemiş. E, yıllık olarak baktığımızda ise gördüğü üzere çok düşük bir seviyelerden şu an 0,32 civarlarına falan gelmiş gördü en top tap nokta ise 078 civarı arkadaşlar bugünlük size söyleyeceklerimiz bu kadar kendinize iyi bakın